Daha önce hiç garip, ürkütücü veya rahatsız edici bir reklam görmüş müydünüz? Bazı firmalar izleyiciyi şaşırtmak, merak uyandırmak ve dikkat çekmek için oldukça sıra dışı fikirler üretiyor. Bu videoda sizi rahatsız edebilecek, aklınıza kazınacak ve belki de rüyanıza bile girebilecek tuhaf reklamları inceleyeceğiz. Hazırsanız reklamların en derin kısmına giriş yapalım. Gün geçtikçe ve teknoloji ilerledikçe reklamlar ve reklamcılık çok daha büyük bir öneme sahip olmaya başladı. Önceden fazlasıyla düşünülmüş sanatsal bir kısa film gibi reklamlar çıkarken günümüzde artık sanırım tamamen tüketim çağında olduğumuzdan kaynaklı reklamcılık da bitme aşamasına geldi. Küçük yaşlarımda hatıramda kalan birçok reklam filmi var. Hepsi fazlasıyla etkileyiciydi. Kimisi duygusal anlamda, kimisi eğlenceli, kimisi şaşırtıcı. Mesela ilk aklıma gelenlerden bazısı Galatasaray'ın o zamanlar yeni açılacak olan Türk Telekom Arena Stadyumu ile ilgili Cem Yılmaz'ın oynadığı reklam. 48 senedir maç izliyorum, böyle mekan görmedim Özel. Bak akustiğe bak. Zafer ne zaman geliyorlar? Geliyorlar. Birazdan geliyorlar abi. Harbi mi? Oğlum 52.650 koltuk var, sile sile. Hareketli. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Abi alttan ısıtma var ya, böbreklere çok iyi geliyor. Ya Taşkın abi, ben bu direği ne yapayım? Caner kamera çekiyor. Taşkın abi. Efendim. Tabelayı ne yapıyoruz? Şeker kardeşim, getir kalbimin içine koy. Yani marka gönüllere girmiş, sen hala tabeladasın ya. Efendim hoş geldiniz. Türk futbolumuzun güzide takımlarından Galatasaray'ımızın bu muhteşem mekanında aslan yattığı yerden belli olurdan yola çıkarak buranın, bu mekanımızın altın anahtarını müsaade ederseniz kaptanımıza armağan etmek istiyorum. Buyurun efendim. Eyvallah. Yalnız kaptanım, ben o akbili alayım, yanlış oldu. Bir de bir şey rica edeceğim. İşimiz bitince ışıkları kapatıp çıkarsak memnun oluruz. Abi senin pek futbolla alakan yok galiba. Ya Ayancığım, ne alakamız olacak işte, burada oynadığımız kadar. Yanlış anlamayın hocam, mekan oynatıyor. Türk Telekom Arena Galatasaray'a ve Türk futboluna hayırlı olsun. Türk Telekom, Türk sporunun en büyük taraftarı. Ne kadar dikkat çekici ve amaca yönelik değil mi? Bir de baba beni okula gönder kampanyası vardı, hatırladınız mı? Hasan. Burada. Gökhan. Burada. Zehra. Burada. Oya. Burada. Hatice. Burada. Gül. Burada. Ayşegül. Burada. Fatma. Burada. Onların yeri burası değil, okul. Baba beni okula gönder kampanyasına verdiğiniz destekle 5 yılda 10 bin kızımız okullu oldu. Gelin ayda sadece 40 liraya siz de bir kızımızın eğitimine destek verin. 10 bin kızımızı daha okullarına gönderelim. Ne kadar vurucu ve ne olması gerektiğini apaçık belli eden, duygulara direkt olarak etki eden bir reklam değil mi? Tabii eskilerden veya yenilerden çok garip reklamlar da var. Bazısı fazlasıyla rahatsız edici, bazısının ne olduğu anlaşılmayan, bazısı için bu ne a**ayım dediğimiz reklamlar. İşte bunlardan bazıları. Keyfi Kafi. Adrenalini sever misiniz? Peki ya kahve içmeyi? Belki de kendi adrenalinizi kendiniz yaratmayı seviyorsunuzdur. Neyse. Gördüğünüz gibi bir kahve firmasının reklamı. Bu reklamla kahvelerinin ne kadar dinç tuttuğunu değiniyorlarmış. Zamanında hepimizi korkudan osurtan bu video aslında birçoğumuzun hiç bilmediği kahve reklamıymış. Little Baby's Ice Cream. Dondurma yemeye birçok insan bayılıyordur. Öyleyse sırada sizi dondurmaya boğacak bir reklam var. There's good reason for my glistening skin and how I shine and how my pores are so clean and clear.
Bu da aynı şekilde zamanında üzerinde oynanılıp arkaya ses eklenen videolardandı. Hemen hemen herkesin en az bir kez görmüş olduğu reklamlardan biri. Bir insanın size doğru bakarak kendini yemesi. Yani bunlar tabi biraz ürkütücü geliyor. Yoshi's Island Restaurant. Mario'yu sevmeyen ve bilmeyen yoktur. Benim neslimin oyunlara başlaması Mario ile oldu. Zamanında Super Mario World 2'yi de oynamak istemiştim. Ta ki bu reklamı görene kadar. When is too much too much? To find out, we crammed everything into Super Mario World 2 Yoshi's Island. 60 more levels, massive enemies, huge Yoshi tricks, all served up with the latest graphic technology, Morphmation. No more. Sure you don't have room for another little bonus level? Super Mario World 2, only on the Super NES. Still the big one. Reklam diğerleri gibi aşırı rahatsız edici. Bu kadar iğrenç bir şekilde yemesi, adamın Left 4 Dead'deki boomer benzeri patlaması... Vallahi mide kaldırıcı bir reklam. PlayStation Baby. Daha önce hiç bir Game Boy'unuz oldu mu? Ya da hiç PlayStation oynadınız mı? Peki hiç düşündünüz mü? Garip şeyler neden bizi bu kadar iğret ediyor? Hatta bazen rüyalarımıza bile girdiği oluyor. Şimdi izleyeceğimiz reklam bu tür tuhaflıkların en iyi örneklerinden biri. Bir doğum günü partisi düşünün. Kutlama için her şey hazır ama ortada ne bir tane bile çocuk ne de aileler var. Normalde herkes burada birilerinin olmasını bekler, değil mi? Fakat orada kimsenin olmaması durumunda hem gerilmiş hissedersiniz hem de Uncanny Valley denilen tekinsizlik hissine kapılırsınız. İnsanların olmasını beklediğiniz bir yerin boş olması beklenmedik ve anormal bir durum yaratarak rahatsızlık hissi verir. Bu da bizim zihnimizde korku ve endişe hislerinin doğmasına neden olur. Aslında Uncanny Valley de tam olarak budur. Hiç hareket etmeyeceğini düşündüğünüz cansız varlıkların bir anda hareket etmesi ya da dolup taşmasını beklediğiniz alanların bomboş olması. Smokey the Bear. Bir ayı ekran karşısında konuşsaydı dikkatinizi çeker miydi? Muhtemelen izlerdiniz. O zaman bir de şu reklama bakalım. I know a place that's peaceful and quiet. A place where animals play. It's called the forest. But every year we start forest fires. A careless match, a cigarette, and poof, fire. So the next time you're in the forest, be extra careful, okay? If you knew it was me, would you have listened? Bu sefer cidden güzel bir stratejiyle hazırlanmış bir reklam ve dikkat ederseniz ayı en sonda eğer benim bir ayı olduğumu bilseydin yine de dinler miydin diye soruyor. Ama tabi yaptıkları strateji reklamın garipliğini önleyemiyor. Kinder Humpty Dumpty. Bu reklamı kolay kolay hiçbirinizin görmediğine eminim. İzlerken sizin de rahatsız olacağınıza şüphem yok. Kinder, ye bol şeki. Me on Scrabble. Chuck-a-doobie! Doubly chuck-a-doobie! Pop-swabble! Toy! Yodel-yum and choco-scrum with multi-pop-swabble dies! Oh, grubbly! Me scrubble now! Snuggle-wee! Kinder Surprise from Ferrero. 1983 yılında yaşayan bir çocuk olsaydım ve ekranda yumurta kafalı bir çocuk adamın garip hareketler yaptığını görseydim sanırım altıma bombalardım. O zamanların teknolojisi ne kadar kısıtlı olsa da bu kadar garip bir reklamın ortaya çıkması insanı düşündürmüyor değil. Evet, bu tarz farklı içeriklere başlamayı düşünüyordum. Bu da bir başlangıç videosu olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim canlar. Söylemek pek istemesem de gerçekten %95 unutuluyor. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Araştırmamı istediğiniz konularda varsa bunları yorumlarda belirtirsiniz. Ben Batikov. Başka videolarda görüşmek üzere.